Arkadaşlar herkese selamlar. Şu anda İstanbul Havalimanı'ndayız ve Fuat'la birlikte gördüğünüz gibi Paris'e doğru gidiyoruz. Brawl Stars Dünya Şampiyonası'nı Paris'te Fuat'la birlikte izleyeceğiz. Hatta Fuat sunacak. Siz de yine yayından izleyebilirsiniz. Ve bu ilk vlogum diyebilirim. Daha önce birkaç tane daha öyle denemiştim ama hatalar olabilir içerisinde. Umarım beğenirsiniz. Eğer beğenirseniz bir tane like atın. Güzel bir like gelirse yine yeni vloglarda gelecek. Şimdi isterseniz hemen Paris'e doğru yolumuza devam edelim. Arkadaşlar şu anda uçağa ilk binmeyi başardık. Bu arada Fuat'ın üstün tekniği sayesinde. Bakalım inşallah iyi bir uçuş olur. İndiğimizde görüşürüz. Şu anda havalimanında indik. Fransa'dayız. Sağ salim inmeyi başardık. Biraz sarstı uçakta falan ama güzel bir şekilde neyse ki indik. Şimdi Supercell sağ olsun bize şöyle güzel bir araç ayarlamış. Şimdi araçla birlikte otele doğru gideceğiz. Şu anda Paris'te akşam saatlerindeyiz ve Fuat'la birlikteyiz. Gördüğünüz gibi Şanzelize Caddesi'ndeyiz. Şanzelize Caddesi diye çok duymuştum. Çok meşhur bir caddeymiş, nasıl bir şey diye. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir etrafımda döneyim. Bol bol ışık var yani gördüğünüz gibi. Çok ışıklı. Birçok böyle işte lüks mağazanın falan olduğu bir caddeymiş. Bir de bunun özelliği neydi Fuat? Bir tane zafer takı diye en başında zafer takı. En başta bir yer var. Bu aynen. Napolyon yapmak istemiş ama ömrü yetmemiş galiba. Aynen. Bir zafer durumu varmış. Savaş kazanırsan işte yaptıracağım demiş de ömrü yetmemiş ama sonradan yaptırılmış vesaire. Evet. Önemli bir. Aynen. Onu da şu anda görüntüsünü ekranda zaten koyarım. Onu da görüyorsunuz arkadaşlar. Ama şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın sadece şu ışıkları bir göstereyim. Şöyle gerçekten inanılmaz ışıl ışıl ve buranın olayı da çok fazla mağaza varmış özellikle. O yüzden insanların yürümek için özellikle geldiği, ziyaret ettiği bir yer ve burası herhalde İstanbul'un İstiklal Caddesi gibi bir yer arkadaşlar. Evet, o tür bir şey. Ve gerçekten de ama güzel. Bakın şurada mesela bir tane mağaza var. Neymiş bu mağaza bilmiyorum. Şunu bir göstermek istiyorum. Evet orada gene çok güzel. Yok benim araba olsa keşke de. Bak şurada çok güzel mağazalar falan var böyle ışıl ışıl. Şu anda tam Paris'teki Eiffel Kulesi'nin oradayız. Bakın. Şöyle bir şey var. Buradan böyle manzarayı gösteriyorum. Gerçekten manzarası falan çok güzel. Bakın şöyle ileride evler falan da görünüyor. Böyle aşağıda orada çocuklar falan koşturuyor. Fotoğraf çekilenler. Gerçekten çok güzel bir ortamı var ama tabii ki şurada bu arada atlı karınca falan. Şurada bir yol var. Yolun ortasında fotoğraf çekilenler var. Bak şu an hatta biz de çekildik. Yalan yok biz de çekildik. Bak tam şurada çekiliyorlar. Arkadaşlar selamlar. Şu anda Disneyland Paris'te biraz göstereceğim size ama çok fazla müzik var. Müzik olduğu zaman da YouTube'da biliyorsunuz telife giriyor. O yüzden oraları çekemeyebilirim. Ama mümkün oldukça her yerini az da olsa göstermeye çalışacağım. Kendimi değil daha çok diğer yerleri göstereceğim. Şöyle bir önce selam vereyim dedim. Şimdi isterseniz çok önemli yerlerini kısaca bir göstereyim. Belki merak ediyorsunuzdur. Çok yaklaşamıyorum ama şu ileride görmüş olduğumuz yer Disneyland Park. Şöyle biraz zoomlamaya çalıştım hatta. Çok güzel. Üst taraftaki saatte bir Mickey Mouse'a benzer bir şey var. Görüyorsunuz zaten ama. Şimdi burası Disneyland Paris'in hemen dış tarafı. Disneyland Paris'te şu taraf oluyor aslında. Ama Disneyland Paris'in içerisinde full müzik var ve yüksek sesli bir müzik var. O yüzden de YouTube'a koyulmaması için videoları muhtemelen öyle bir önlem almışlar herhalde. Bu arada şurada bir tane de heykelimiz var. Onu da göstereyim arkadaşlar ve Brawl Stars Dünya Şampiyonası'na doğru yavaş yavaş geçelim. Şu anda Brawl Stars Dünya Şampiyonası'nın yapılacağı alanın içindeyim gördüğünüz gibi ve gerçekten çok çok renkli. Birazdan maçların yapılacağı bölüme de gideceğiz. Orası da gerçekten çok güzel eminim. Ben de daha girmedim. Şurada gördüğünüz gibi duvarda gayet güzel böyle çıkartmalar vesaireler var. Yani fotoğraf çekilebilmek için her şeyi düşünmüşler. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Şurada make vesaire gördüğünüz gibi ve tamamen Dünya Şampiyonası'na uygun bir konsept arkadaşlar. Bu arada Paris'te Eiffel Kulesi'ne de gittik ve orayla ilgili de bazı görüntüler çektim aslında. Onları da sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle tavanı falan da göstereyim. Ama maalesef, şurada da güzel şeyler var. Maalesef gece çekimi yasakmış arkadaşlar. O yüzden o kısmını maalesef sizinle paylaşamayacağım. Şuraya da bir bakalım. Burada da Edgar var. Edgar Reis vesaire. Gerçekten çok çok güzel. Gece çekimi yapmak neden yasakmış? Belki merak eden arkadaşlar olabilir. Çünkü ışıklandırma telif hakkına tabiymiş. Yani çok enteresan bir durum ama burada böyle bir de Leon'umuz var arkadaşlar. Çok güzel gerçekten. Ağzında şekerle. Harika bir Leon ve şurası sol tarafta görmüş olduğunuz yerde hatta giriş. Şimdi oradan gireceğiz ve Dünya Şampiyonası'nı izlemeye başlayacağız. Arkadaşlar ilk sahneye çıktığım anı da yine sizinle paylaşmak istedim. Şöyle bakın gerçekten inanılmaz güzel. Şu anda Dünya Şampiyonası'nın yapılacağı alandayım ve gerçekten müthiş bir ambiyans, müthiş bir ortam. Burada takımlar pozlarını paylaşacak ve bakalım yapmış olduğumuz sahnelerden ne kadar uçacak, ne kadar başarılı olacağız. Bunları hepsini de göreceğiz ve gerçekten çok güzel arkadaşlar. İnanılmaz.
Şöyle sol tarafta yine yayıncıların, aslında yayınların yapıldığı yerler var. Sağ tarafta bazı odalar var. Buralarda da yine diğer işte yayında falan izlediğiniz arkadaşları görebiliyorsunuz ve bu şekilde böyle bir stadyum ortamı çok çok güzel olmuş ama hakikaten ışıklar vesaire gördüğünüz gibi çok güzel. Zeta Division geçtiğimiz sene zaten şampiyon oldu ama şu anda herkes biliyor ve tanıyor. O yüzden hatta bakın hemen şuradalar, hemen yanındalar arkadaşlar Zeta Division. O yüzden bu sefer de aynı başarıyı gösterebilirler mi çok emin değilim. Hemen şurada yine deneyimler var, hemen önümde arkadaşlar. Hatta şöyle diğer takımlara doğru da şöyle bakmaya çalışayım. Dünya şampiyonası açılışı arkadaşlar. Takımlar için harika motivasyon. Süper bir başlangıçtı. Dünya şampiyonası başlıyor. Arkadaşlar birinci günü bitirdik ve birinci gün 4'te 3 aslında hepsini tutturduk diyebiliriz. Yani bir son maç dışında hepsini tutturduk. Birinci günden aldık Tara kostümünü. Twitter'dan da paylaştım. Benim tahminleri kopyalayan arkadaşlar da muhtemelen ilk günden almıştır. Arada zaten şey falan da olunca işte maçın adamını vesaireyi de seçince çok da zor olmadı açıkçası. Buradaki ortamı da şöyle bir göstereyim. Arkada hem YouTuber'lar belki işte bildiğiniz oyuncular vardır. Şurada Fuat var tabii ki de karizma kardeşim. O da yayını sunduktan sonra yine burada buluştuk arkadaşlar. Şöyle arkada Leon var. Bu Leon'un önünde çok fazla resim çektiren arkadaşlar var. Güzel bir ortam ve aynı zamanda eğlenceli. İçerisi de çok güzel. Biraz önce gördüğünüz gibi. Bakalım ikinci ve üçüncü günlerde neler olacak. Yani gerçekten heyecanlı ve güzel bir birinci gün. Benim beklediğimden çok daha güzel bir birinci gündü. Disneyland Paris'in içerisinde şu anda daha öncesinde müzik olduğu için çekememiştim ama şu an müzik olmayan bir anı yakaladım. Hem de gece. Disneyland Paris'in içini merak ediyor olabilirsiniz. Onu da şöyle bir göstereyim size isterseniz. Burada etrafta hem alışveriş yapacak hem işte yemek yiyecek. Şurası mesela bir restoran. King Ludwig, yani Kral Ludwig'in kalesi diye geçiyor. Şöyle Disney Store vesaire, böyle eğlenceli güzel bir yer arkadaşlar. Burayı da göstermiş olayım. Brawl Stars şampiyonasının ikinci gününe gidiyorum ama otelin koridorunu göstermek istedim, ne kadar uzun olduğunu. Şöyle göstereyim, bu kadar uzun bir otel koridoru daha önce görmemiştim. Şimdi alana doğru gideceğiz, alanda tekrar videoya devam edeceğim. İkinci günde böyle başlamış. Bakalım maçlar nasıl olacak, birazdan maçlara geçeceğiz. Arkadaşlar Zeta Division 2-0 geriden 2-2'ye getirdi. Bu maçı kazanırsa bir tura çıkacak. İnanılmaz bir comeback yapmış olacak. Bakalım şimdi tepkilerini falan da size göstermek istedim. Gerçekten zoru başardım. 2-0'dan 3-2 almayı başardım bu maçı. İnanılmazdı. Gerçekten inanılmazdı. Arkadaşlar ikinci günü de 3'te 4, yani 4 tahmin üçünü doğru bilerek bitirdik. Güzel bir gündü. Pek sürpriz olmadı aslında. Neredeyse yalnız şey yeniliyordu. Zeta Division yeniliyordu. Onlar da bir güzel comeback yaptılar. Güzel bir gündü. Navi'de MMA oynadı. MMA oynadığı zaman biraz daha şey oluyor. Alex yerine MMA oynadığı zaman biraz daha zayıf kalıyor takım. O yüzden yenildi. Yani ben bilseydim MMA'nın oynayacağını, Alex'in oynamayacağını şeye verirdim. Karşı takıma Tribe'ı, ama güzel bir gündü. Bakalım yarın ne olacak. Şu anda final için takımlar sahneye çıkıyor. Zeta Division finali. Evet arkadaşlar, şu an Zeta Division 0 şampiyon olmak üzere ve şampiyon oluyor. Dünya şampiyonu Zeta 0. Kupayı kaldırıyorlar, hak ettiler gerçekten. Evet işte bu. Gerçekten harika bir organizasyondu. Zeta Zero'yu tebrik ediyoruz, hak etti. Şampiyon Zeta Zero şu anda taraftarlarıyla fotoğraf çektiriyor arkadaşlar. Gerçekten bayağı bir sempatisini kazandı herkesin. Helal olsun gerçekten. Normalde biz One kazanır diyorduk ama Zero kazandı. Ama buradaki arkadaşlar da gerçekten çok sempatik ve bence sonuna kadar hak ettiler. Helal olsun.
Böyle son bir kere de alanın boş halini çekmek istedim arkadaşlar. Bakın şöyle normal bir stadyum gibi böyle arka tarafı. Şöyle yukarıda kameraları, ışıkları vesairesiyle gerçekten çok büyük bir ekip çalıştı burada. Hem kameramanlar hem normal ekip. İnanılmaz bir organizasyondu. Arkadaşlar şu anda Türkiye'ye döndük ve havalimanındayız. Fransa'dan uçuşumuz yeni bitti ve gerçekten güzel bir Brawl Stars şampiyonasıydı. Yani ilk vlogumda o yüzden seslerde problem olmuş olabilir, görüntülerde problem olmuş olabilir ama umuyorum hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz bir tane mutlaka like atın çünkü 5000'den fazla like gelirse yeni ve farklı vloglarda çekeceğim yine bunun gibi. O yüzden mutlaka aşağıdan like atın. Kanala da abone olup bildirimleri açın arkadaşlar. 400 bin aboneye çok az kaldı. 400 bin olalım artık. Ve son olarak marketten de kod bölümüne Onur yazarak yine bana destek olursanız çok çok sevinirim. Dediğim gibi özellikle bu vlogla ilgili yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Aşağıda yorum kısmında da yazın arkadaşlar. Kusurlar olmuş olabilir. Dediğim gibi kusurlar olduysa da artık affola diyelim. Ve bu arada şu anda Duty Free'nin de önündeyiz arkadaşlar. Fuat şu anda içeride alışveriş yapıyor. Bir şeyler alıyor. Ben de şimdi gireceğim ve bir şeyler alacağım. Ne alacağım ben de bilmiyorum ama bir bakacağım. Ve seviliyorsunuz dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.